dolayısıyla terör örgütünün devamı niteliğindeki bir örgüt olarak bakıyoruz buna. Ama Rusya'ya baktığınız zaman Rusya YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. YPG'yi bırakın, PKK'yı da terör örgütü olarak kabul etmiyor. Yani Rusya'nın zaten diğer ülkeler gibi böyle bir terör örgütleri listesi yok. Onlar da terör örgütleri mahkeme kararıyla belirleniyor ve ne YPG ne de PKK mahkeme kararıyla da olsa terör örgütü olarak kabul ediliyor. Şimdi 2019'da olan Ruslarla yapılan mutabakatta biz belli bölgelerden YPG'nin geri çekileceğini, silah bırakacağını veya silahlarını işte başka yerlere götüreceğini falan bunun sözünü almıştık. Yani mutabakatın bir unsuru buydu. Ama ne oldu? Bu sözler de yerine getirilmedi. Şimdi bu gelinen noktada biz Rusları taahhütlerini yerine getirmemekle itham ediyoruz. Onlar da bizi taahhütlerimizi yerine getirmemekle itham ediyorlar. Şimdi bu çok önemli bir mesele ve kolay çözülecek bir sorunda değil. Yani bu günü kurtarmak için yapılan mutabakatlarda, bu diplomaside yapıcı muğlaklık denilen bir manivela kullanılır. Yapıcı muğlaklık o günü kurtarabilir ama bir sene sonra uygulamaya yönelik olarak ortaya çok ciddi sorunlar çıkarır. İşte bugün onun neticelerini yaşıyoruz. Şimdi biraz evvel, biraz evvel şunu söyledim. Liderler çerçeve üzerinde mutabık kalmış olabilirler ama esas olarak o çerçevenin içini dolduracak uzmanların veya işte teknik ekibin, teknik elemanların bu mutabakatı kağıda döküp dökemeyecekleri, parametrelerini belirleyip belirleyemeyecekleri önemli. Evet. Ben bu konuda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalınacağını düşünüyorum. Hı hı. Sayın Önhon, İsmail Saymaz bir soru soracak ama önce ben sorumu sorayım, sen peşinden lütfen İsmail ekle. Aynı anda arka arkaya soralım, cevaplasın Sayın Önhon. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İdlib'de Rusya ile birlikte kararlaştırılan her hususa bağlı kaldığını sürdürüyor. Bütün mutabakatlara uyduğunu belirtiyor. Aynı yaklaşımı da muhataplarımızdan bekliyoruz dedi sonrasında. Dolayısıyla hala bekliyoruz ifadesini kullanmış olması, Türkiye'nin dile getirdiklerini, beklentilerini ve Rusya'nın bu mutabakat çerçevesinde uyması gereken noktalarda istediğini, beklediğini alamadığı anlamına mı geliyor? Benim sorum bu, İsmail. Sayın Büyükelçim, merhabalar. Ben kitabınızı okudum. Son Suriye, aslında öyle yazsak iyi olur. Son Suriye Büyükelçisi. Evet. Çünkü son, yani son Şam bu bakımdan şeyi önemli, tanıklığı. Kitabınızı okudum, hatta bununla ilgili bir tweet de paylaştım. Arkanızdan söyledim, yüzünüze de söyleyeyim istiyorum eleştirimi. Ben tabii kitabınızdan anladığım kadarıyla Suriye'deki muhalefete sempatik baktığınızı, ilk etapta en azından sempatik baktığınızı anlıyorum. Ve Esad'ın gitmesi gerektiği yönünde kanaatiniz olduğunu düşünüyorum. Hala zannedersem bu kanaatte koruyorsunuz. Sizin düşüncelerinize katılmıyorum doğrusu. Ancak hatırat olarak önemli buluyorum. Tanıklıklarınızı önemli buluyorum. Aslında kitapla ilgili fasıldan çok şu son meseleye dair eleştirimle meseleye dair bakışımı birbirine bağlayarak sorumu yönelteceğim. Haklı olarak belirttiniz. Dediniz ki yani PYD'yi terörist olarak kabul etmiyorlar. Doğal olarak Türkiye itiraz ediyor. Ki zaten Suriye ile meselelerimizin herhalde 30 yıllık meselelerimizin kaynağı da budur. Bir vakitler oraya APO'nun oradan çıkmasını sağlayacak işte basıncı yaptığımız günlerden bu yana. Sonuç olarak Türkiye'nin Astana, Soçi ve Moskova anlaşmalarıyla üzerine aldığı tuhaf bir görev var. Ilımlılarla radikalleri ayırmak. Bu zaten başlı başına problemli bir durum değil midir Sayın Büyükelçi? İkincisi, en iyi konu HTŞ, Türkiye'nin de terör örgütü olarak tanıdığı bir örgüt olmakla beraber diğer unsurlarda her ne kadar Türkiye tarafından ya da bir başka mecra tarafından terörist diye nitelendirilmese de o ülkenin kendisi tarafından böyle addediliyor. Silahlı güçler ve dünyanın değişik ülkelerinden, Afrika'dan, Asya'dan, Kafkasya'dan, Uzak Asya'dan gelmiş silahlı unsurlar Suriye'ye karşı savaşıyor. Böyle bir bölgenin denetim adı altında aslında dolaylı biçimde Türkiye'ye zimmetlenmesi, Türkiye'nin bundan sorumlu tutulması bizim adımıza aslında baştan reddedilmesi gereken bir durum değil midir? En iyi konu bu gruplar Suriye tarafından terörist nitelendiriliyor. Bunu ifade etmek isterim. Yani dolayısıyla ılımlı dolayısıyla ılımlıyla ak koyun kara koyun, ılımlıyı radikali biz hangi yetkiyle
ve hangi sıfatla ayırt edeceğiz? Başka bir ülkenin iç savaşını sürdürenlerin ayırt etmek neden bizim vazifemiz olsun? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ben teker teker şunları cevaplamaya çalışayım. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri, evet, Seda Hanım'ın söylediklerine katılıyorum. Tam benim söylediğim zaten. Yani bizim görüşümüz Rusların sözlerini yerine getirmediği yolunda, esas itibariyle. Yani bu da nedir? İşte bütün muhalif olan kim varsa hedef almaları. İkincisi de YPG ile PYD ile YPG ile ilgili verdikleri taahhütleri yerine getirmemeleri. Yani bizim şikayetimiz bu Ruslardan. Rusların o taahhütü nerede vermişlerdi Sayın Büyükelçi? O taahhütü, YPG ile ilgili taahhütü nerede verdi Ruslar? 2019 Ekim'de yapılan mutabakatta. Hatta haritaya baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Soçi'yi kastediyorsunuz. Evet, evet. Bu Aynel İsa'da olsun, işte Münbiç'te olsun. Sınırdan 30 kilometrelik alanın boşaltılması taahhüdünü kastediyorsunuz galiba. Tabii o da dahil. Bunlar yerine getirilmedi. Yani bunlar da bizim, yani Türkiye'nin Rusya'dan şikayetleri. Şimdi yani iki tarafında bu şekilde karşılıklı şikayetleri var. Bu bir. İkincisi, şimdi Türkiye neden sorumluluk aldı diyorsunuz. Yani bu benim zaten başından beri benim de cevabını veremediğim ve doğrusu yanlış bulduğum bir adımdı. Yani zamanında bu çatışmasızlık bölgelerinden çıkarılan bütün silahlı grupların veya bütün milislerin neyse bir bölgede, yani İdlib'de toplanması bana göre başından yapılmaması gereken bir şeydi. Hani o günün şartlarında doğru gözükmüş olabilir. Denilebilir ki yani bugün ateşkesi sağlamak için bu insanları alıp bir yere koymak lazım. Nereye koyalım? Hadi İdlib'e koyalım. Belki o zaman böyle düşünmüştür. Ama benim de görüşüm bunun o günün şartlarında, yani günlük hayatta doğru atılmış bir adım olarak görülmüş olsa da kısa, orta ve uzun vadede çok olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir hamleydi. Yani dolayısıyla hani o konuda farklı düşündüğümüzü ben zannetmiyorum. Ama İsmail Bey, tabii ben tweetinizi gördüm. Yani benle mutabık olmamanıza saygı duyuyorum ama ben de sizle mutabık değilim. Neyinizle mutabık değilim, ama bir kere kitabımla ilgili söylediklerinize katılıyorum. Bence de okunması gereken bir kitap. Fakat benim Esad'la ve muhaliflerle ilgili yaklaşımın konusunda söylediklerinizde yanılıyorsunuz. Yani ben ne Esad'a sempati duyuyorum, ne antipati duyuyorum. Ne muhaliflere sempati duyuyorum, ne antipati duyuyorum. Yani ben orada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyük elçisi olarak görev yaptım. Benim görevim ona veya buna antipati veya sempati duymak değil, mümkün olduğunca verilere dayalı, doğru bilgiye dayalı objektif değerlendirmeleri merkezime iletmekti. Dolayısıyla sempati duydum, antipati duydum benim açımdan geçerli bir şey değil. Ha, ama şunu sorarsanız eğer, peki Esad bugün Suriye'yi birleştirecek ve Suriye'ye barış ve istikrarı getirecek lider midir diye sorarsanız, benim buna cevabım hayırdır. Niye hayırdır? Yani adamın boyundan veya kılığından, kıyafetinden veya söylediklerinden filan rahatsızlığından değil, ama siciline baktığım zaman Esad'ın bu ülkeye barış ve istikrar getirecek kişi olmadığını ben görüyorum. Yani en azından benim değerlendirmem yani böyle. Yani Sayın Büyükelçi, siz Türkiye'nin Esad'la görüşmesini, yani mesela Oğuz Kansalıcı dün yaptığı röportajda şunu söyledi. Biz gelirsek dedi, Ruhani ile de görüşürüz, Esad'la da görüşürüz. Sizce Türkiye Esad'ı yok mu saymalı? Görüşmemeli diyor Sayın Büyükelçi. Bu arada reklama da gitmeniz gerekiyor. Yani, Sayın Önon, çok kısa rica edeyim cevabı, çünkü reklama gitmemiz gerekiyor. Hayır, Sayın Büyükelçi'ye biraz söz hakkı verelim. Yani, tabii söz hakkı verdim zaten. Yani. Şöyle yapalım o zaman.
Sayın Büyükelçi, şöyle yapalım. Tamam Sayın Büyükelçi, kalın lütfen. Sayın Büyükelçi, siz lütfen kalın. Biz bir reklama gidelim. Girmek zorundayız reklamı. Sözünüz yarım kalsın istemiyoruz. Önemli bir soru çünkü. Ben sormak üzereydim. Hilmi Hacaloğlu sordu. Bunun cevabını bir merak ediyoruz. Stratejik yalnızlık, derin neydi o? Stratejik derinlik değerli, ve değerli yalnızlık politikasını doğru buluyor mu Sayın Büyükelçi? Ben çok merak ediyorum. Ya ben de şunu merak ediyorum. 9 sene önce mesela 2021 yılı Suriye'sini Sayın Büyükelçi nasıl hayal ediyordu? Şimdi neyle karşı karşıya? Tamam, işte bunların cevaplarını o gün alalım. Bu durumu bilseydi nasıl davranırdı? Evet. Ben de onu öğrenmek isterim. Sayın Büyükelçi, o zaman reklamdan sonra bunları soracağız. Cevapları dinleyeceğiz sizden. Bekletiyoruz sizi biraz daha.